Sevgili seyirciler, Mert Hakan Yandaş, Kuruniç'ten formayı Rize maçındaki performansıyla aldı gibi duruyor. Şimdi Mert Hakan'ın yanı sıra Kuruniç'i de bir konuşalım hocam. Böyle yani teknik adam gözüyle e, beklentilerin bayağı altında mı kaldı acaba? Çünkü kamuoyunda genel kanı bu şekilde. <laughs> Kuruniç beklentilerin altında geldi. Özellikle fret performansından sonra oraya fretin boşluğunu kapatmak için kurun alıyorsun ve kurun için eline 2-3 tane fırsat geldi. Gol pozisyonları geldi. Hangisi Samsun maçı inanılıyorsan. yani 6 pastan vurdu. Belki o top gol olsa futbolda her şey değişecek. kurun içinde, Fenerbahçe yani. içinde. Şimdi o goller olmayınca bir de istenen verim olmayınca e, bu sefer kurun tartışılmaya başlandı. Rize spor maçı, Rize spor maçı ekstrem bir maç. Çok ağır bir saha. Fenerbahçe'de başlayan 11, ağır sahaya göre olan 11 değildi. Sonra 3 tane değişiklik yaptı. O sahaya uyum sağlayacak mücadele gücü yüksek oyuncuları İsmail Hoca sahaya sürdüğü zaman oyun bir anda değişti. Ve bu sefer Mert Hakan olayı gündeme geldi. Nasıl? Dirizli Spor maçında gösterdiği performanstan dolayı. Ama şunu unutuyorsun. Ağır sahada. Tamam mı? Şimdi e, Mert Hakan'ı ben hatırladığım zaman oyuna girdi. Hangi maçta? Fred'de. Herhalde Fret'in de bir şeyi var. Mert Hakan'la Fret'i bir sayıyorum. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda hatırlıyorsa. Kayseri, Kayseri maçında bak. Mert Hakan olaya bir free kick pozisyonda isyan etti. Fret o araya girdi, mirdi derken Fret oyuna atıldı. O ara öyle gündeme geldi. Şimdi oynadı oyunla. Mert Hakan çok hırslı bir oyuncu. Çok şey yapmak istiyor. Bazen o hırs, hani keskin kürpe, Keskin sirke küpüne zarar derler ya. Zarar veriyor hem kendine hem kulübe. Ama... Rize Spor maçından sonra her şey yoluna girmiş gibi duruyor. İsmail Hoca'nın tercihi. İsmail Hoca zaten geldiğinden beri e, önceki bir kadrosu vardı. Devamlı oynattı. Yani bunun içinde Mert Hakan'ı, Erif bir şekilde devamlı olarak dönerli kullandığı bir oyuncu portföyü var elinde. O portföy duruyor şimdi. Ve sıkıştığı anda da onlardan da vazgeçmiyor. Mert Hakan da oyunculardan biri oyuncu Rize maçında gösterdiği performanstan sonra İsmail Hoca onu 11'de deneyecek ama ...Kuruniç bir türlü bir eşik atlama vardır böyle. Yani bir şey yaparsın akılda kalır. O an olur. İşte diyorum ya Samsun maçında vurdu altı pastan girdi gol oldu. Beş, e, Fenerbahçe maçı kazansaydı Kurun bugün bambaşka konuşuyor olacaktık. Değil mi? Fena havaya sokardı. Çok be. havaya sokacaktı ve ihtiyacı olan zamanlarda. Onun peşine gene bir iki tane maçta öyle pozisyon yakaladı. Hatta şut dedi pas verdi yanlış hatırlamıyorsam. Mesela vurdu, gol oldu. Her şey olacaktı. Füret ne yaptı? Girdi, asist yaptı, gol attı, mücadele etti ve bir anda seyircinin taht kurdu. Yani gönlünde taht kurdu. Şimdi ben bile Füret olmadığı zaman sanki bir parçası eksikmiş gibi geliyor Fenerbahçe'nin o bölgesi için. Belki İsmail'in bile performansının düşmesinde Füret'le oynamamasının payı var. Fred evet. belki onu oynatıyordu. Yani nasıl biz Hacı'yı konuştuk ya Galatasaray'da. Hacı nasıl oynatıyordu yani. Genç bir ekip vardı. İşte o zaman için teknik direği Okanların emreden oldu. Onlarla beraber nasıl oynanacağını da göstere göster. Hem ekibi yetiştirdi hem de çok katkı sağladı. Şimdi burada Fred aynı iş yapıyor. Fred'in tecrübesine bakıyorsun. Şarklar donesinden tut. Yani çok tecrübe. Brezilya milli takımı görmüş bir oyuncu. İsmail de onun yanında daha güvenliydi. Bu ne zaman ne yapması gerektiğini biliyordu. Bir sakatlık oldu mu Fenerbahçe'nin verimi geri geliyor. Bu sefer hoca alternatif aramaya başlıyor. Mert Hakan da 2 sene önceden bildiği, güvendiği bir oyuncu ve şu anda ona doğru yönelmiş vaziyet. Evet şimdi Fred'le ilgili haber hazır. Birazdan vereceğim ama Onur Özkan'dan da bir Mert Hakan yorumu alayım. Formayı alıp kalıcı olabilir mi? Önce kurun ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Evet. mi? Yani evet bir beklentinin altında kalmışlığı var ama bence bu oyuncunun kalitesiyle, yetenekleri alakalı bir durum değil. Oyuncunun profiliyle ve yani Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarıyla alakalı bir sıkıntı. Hmm. Şimdi Kurunic bir kere nasıl bir oyuncu? Kurunic tempolu bir oyuncu değil. Çok fazla temas seven bir oyuncu değil. Ama nesi var mesela Kurunic'in artı olarak? Çok iyi bir oyun kurucudur. Oyun görüşü çok iyidir. Savunmadan topu alır, geriden sizi yönlendirir. Organizatör bir oyuncudur. Ama böyle bir oyuncu siz kullanıyorsanız mutlaka yanında bağlantı oyuncuları ister kurun iç. Peki bakalım Fenerbahçe'de oynadığı zaman yanındaki oyunculara bağlantı oyuncuları mı? İsmail bir bağlantı oyuncusu mu? Pas anlamında değil. İsmail tempolu bir oyuncu. Oyunun iki yönünü oynar. Evet. Ama hırsıyla temas oyunuyla ön plana çıkan bir isim. Önündeki Şimanski bağlantımı Hiç değil. Şimanski de ne, hangi özelliği ön plana çıkıyor? Bitiriciliğiyle. Ceza sahası koşullarıyla o da ön plana çıkan bir isim. son dönemde bir şey oldu evet, orada. Bir puan bir yaşıyor. Evet. Fredsizlik de bunu etken tabii ki. Dolayısıyla Kuru gibi oyuncular eğer yanında bağlantı oyuncuları bulamazsa performans çok aşağıda kalabilir. Mesela şöyle bir senaryo söyleyeyim size. Kuru yanında Fred önünde Tadiç. O zaman siz izleyin Kuru performansı artıyor. Çünkü Kuru pası verdiği zaman yeniden almak isteyen bir oyuncu. Şimdi Kurunic topu İsmail'e attığı zaman yeniden o topu çok net bir şekilde alamıyor. Şimanski'ye verdiğiniz zaman zaten Şimanski'nin maç içindeki topla buluşma sayıları bir on numara göre ciddi düşük. Çünkü oyuncu direkt gol odaklı, ceza sahası odaklı bir oyuncu. Bu yüzden de sorunu biz kurun işte aramaktan ziyade kurun için yanında kimler oynuyor? Fenerbahçe'nin sistemi neler istiyor? Buna bakmamız gerekiyor. Şu anki oyuncularla beraber Kurunic'i oynatmak bir Fenerbahçe'ye katkı vermez. Bu anlamda Mert Hakan seçeneği Fenerbahçe'nin şu anki ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir. Çünkü Mert Hakan neyi yapar? Tempo olur Mert Hakan. Dribbling'de Fenerbahçe'yi çıkartabilir. ikili mücadeleye girer. Dolayısıyla yanında İsmail ve önünde Şimanski ile daha iyi bir katkı verebilir Mert Hakan. Hı. Ama ben Fred'in dönüşünden sonra kurun içle işte beraber Fred'i izlemek isterim Peki. açıkçası. Peki Kasımpaşa maçında acaba izleyebilecek miyiz e, Fred'i? Onunla ilgili Fenerbahçe teknik heyeti yavaş yavaş kararını veriyor. Gelsin haberimiz. Şimdi Fred iki önemli sakatlık geçirdiği için bu sezon. Üçüncüye de sakatlanırsa bu sefer kritik haftalarda sonlarda Tabii. faydalanamayız diye düşünüyor Fenerbahçe teknik heyeti. O nedenle kolay kolay tam iyileşmeden sahaya sürmeme kararı almışlar Gökhan Hocam. Üstüne sen üstüne basa basa söyledin. Tam iyileşmesi. Eğer bu hafta tam iyileştiyse oynayacak. Antrenmanlara Aradaki... başladı. Antrenman. Kadınla beraber tam, çalışmıyor tam. şu anda. toplu çalışmıyor. Ha. İlk bölümde şu çalışıyor, an toplu çalışmıyor. Füret ne zaman tam iyileşiyor? Doktor oynar raporu veriyor. Füret'in kafası rahat, ben oynayabilirim diyor. Teknik ekibin kafası rahat, oynayabilir artık o potansiyeli görüyor. Füret o zaman sahanın içinde olacak. Çünkü yani sen diyorsun ki tam hazır olmadan, e, tam hazır olmadığı zaman zaten sakatlanıyor. Sen tam hazır olmadan oynattın o ara diyelim, sakatlandı, gene bir süre kaybettin. Şimdi de tam sakat olmadan gene oynattın, gene sakatlandı, sezon bitti. Ama i̇şte, sanki Fred'le beraber oynarsan her şey daha kolaymış olacak intibası var. Oyuncuda da var, seyircide var, teknik adamda da var. Öyleyse bir hafta daha dişini sıkarsın oynatmazsın. Tam hazır olduğu zaman bir daha sakatlanma riski minimuma indiği zaman da kadroya koyar, alırsın. Evet. Şimdi fikstürüne de bakalım Onu Özkan Fenerbahçe'nin hani öyle kritik maçlar var ki tabii. Her maç kritik. Artık. Lig fikstürünü biz ekrana getiriyoruz. Araya e, Ankara bir kupa maçı var. Avrupa yarın kurallar çekiliyor. Avrupa'daki iki maçı var. İşte Süper Kupası var. Var da var. Fark etmiyor ki Onur Samsun maçında puan kaybetti. Hangi maçta? Yeah. Kendi sahasında. Alanya, Alanya maçında puan kaybetti. Yani hiç kaybetmez dedim maçları kaybetti. Esasında burada böyle bir problem var. Hı hı. Sen hazır safireti oynatacaksın. Yoksa hiç ummadığın maçlarda puan kaybediyorsun zaten. Artık puan kaybetme kredin evet. yok senin. Ha, şimdi şu da var. İyi hatırlattın hocam. Fenerbahçe içeride üst üste puan kayıpları. Samsun, Alanya, ah. Kasımpaşa da dinamik bir takım. Tutturduğu zaman fena değil. Biraz bir e, stres olur mu Onur Özkan bu maçta? İç saha maçı ama ben iç hani, sahada Fenerbahçe çok puan kaybetmeye başladı. şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa Fenerbahçe'ye ters gelebilecek bir takım. Fenerbahçe'nin bu sezon zorlandığı rakiplere bakacak olursa genelde hani ayağa pas yapan, organizasyonu belirli bir seviyede olan takımlara karşı Fenerbahçe zorlanıyor. İşte Alanya böyle bir takımdı. Yine Samsun oynamak isteyen bir takım. Hani kapan, kapandı evet topu Fenerbahçe'ye verdi. Zaten Hani Fenerbahçe'ye karşı başka bir şansınız yok ama hani geriden de oyun kurmaya çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan iki takımdı bunlar. Ve Fenerbahçe zorlandı. Kasımpaşa da böyle bir takım. Hani Kasımpaşa oynamak ister. Belli bir oyun planı var. Bir şablonları var. Bunları sahaya yansımak isteyecektir. Hani bu anlamda Kasımpaşa Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir mi? Yaratabilir. Geçişte Mamadou gibi hızlı bir oyuncusu var. Hayredinovic gibi iyi bir on numaraları var. Ligin iyi oyuncuları. Aytaç çok iyi bir sezon geçiriyor. Sezonun en iyi orta sahalarından biri. O yüzden de evet Fenerbahçe için Samsun maçına bakarsak, Alanya maçına bakarsak Fenerbahçe yer maçı koparamazsa, rakibi oyunda tutarsa bir şekilde skor olarak zorlanacaktır. Fred konusunda şunu söyleyeyim. Sen söyledin az önce. Şu anda takımla beraber toplu idman yapmıyor. Fenerbahçe'nin maçı cumartesi günü. Bugün ve yarın eğer topla çalışmazsa hiçbir şekilde kadroda olmayacaktır topla çalışırsa bu iki idmanda kulübede oturur. Maçın son 10-15 dakikalık bölümünde oynar. Bu durumda da Hatay maçında 11'de olur. Aksi bir durumda kadroda olmazsa eğer Kasımpaşa maçında Hatay maçında kadroda olur, ikinci yarı oynar. Arada kupa maçı da var şimdi Ankara gücüyle evet, ama orada var, zemin terne kadar düzeltilse de Yok, çok iyi, Yani Fred'i sakat... o zeminde risk etmek Şimdi istemez Fred herhalde. Fred'in sakatlıkları darbeye bağlı olmayan <laughs> sakatlıklardı. Hı hı. Bir Adele bir kasık sakatlığı yaşadı. Şimdi darbeye bağlı sakatlık olsa bu riski alabilirsiniz. Demek ki oyuncu zorlandığı zaman, yorulduğu zaman, üstüne evet. yük bindiği zaman bir sakatlık yaşayabiliyor. O yüzden de şu anki tutum bence doğru tutumdur Fenerbahçe açısından. Bunu ölçebiliyorlar zaten. Sakatlığın ne düzeyde olduğunu tabii, falan tabii. biliyorlar. zaten. En son %1 gibi bir ödem kalmış. Oh. O yüzden de yani... Başka oyuncu olsa oynatılır riske girilir ama Fred olduğu için bence bu riske girmeyecektir. Bir de bir de Kasımpaşa maçları çok golli geçiyor ya Fenerbahçe'nin yani evet, Kasımpaşa de defans yapmıyor. Aynen. Devamlı şekilde hücum oynamaya çalışan bir takım. Ee, Onur'un dediği o fal bayağı süratli gene ileride evet, aldıkları Gosta, oyuncular var. Evet. Maçında hat-trick yaptı ee, yani, değil mi? Kasımpaşa ve forvet. Evet. Birlikteliği, ya. iyi forvet birlikteliği. <laughs> İki tane orta saha Hayrettinovic yani Kasımpaşa'dan oldu gibi o ya şey gibi. Ya çok temaslı bir takım değil Kasımpaşa ama dediğim gibi ayağa paslarla çıktığı zaman sizi bozabilecek bir takım ya, yani. Pozisyon geldi. buluyor ve pozisyon evet. veriyor. Onun evet. için çok gollü geçiyor. Ya yani ile benim aklımda kalan maçların çoğu bol gollü geçmiş, bol pozisyonlu geçmiş, seyir zevki yüksek maçlar olmuş hepsi. Şimdi uzaktan iyi şut atan oyuncular da var. Mesela Aytaç'ın ceza sahası dışından bu sene Hatırladığım kadarıyla ligde en çok gol atan oyuncu ceza tabii, sahası tabii. dışından Livakovic'in korkulu rüyası olabilir. Yani biz, Çünkü S Steven Gerrard gibi şutlar çekiyor uzaktan, şutlu şutlu uzaktan şutlu şutlu var. Var. yani. Hayrettinovic şöyle duran topları de. falan. İyi, iyi, e, i̇yi kullanır, iyi bulur, İyi evet. kullanıyor ve iyi de şut atıyor. Yani ona da fırsat verirsen vuruyor. Evet şimdi Livakovic de ceza sahası dışından çok gol yedi yediği diye eleştiriliyor golle, ama. Yediği ceza sahası dışından yediği goller en yüksek orandaki kaleci şu anda. Ama öyle yerlere de gidiyor ki top bazen hani diyoruz ki Livakovic Ama ne yapsın? Hadi. Bazılarında vardı, hatalı vardı, bulduğumuz evet. goller de var Şimdi da. Emre Kılınç'ın friktik golünde bence hatalıydı. E, oradan ya. Alanya maçında yani. Elidi golü bence bir reaksiyon verip kurtarabilirdi gibime geliyor. Hani Livakovic kalitesiyle alakalı bu yorumu yapıyoruz bu arada yani. Dünya Kupası'nda final oynamış takımın kalecisinden bahsediyoruz. Samsun maçındaki Emre'nin friki doğru kurtarılır. Alanya maçındaki ters bir pozisyon ya, enteresan. Ters yani ayağında, giderken ters, ters, ters tarafa vuruyor. O pozisyonlar çok bir kaleci için sakat var. O pozisyon aynısı hocam bu sezon. E, Mustera'nın kurtardığı bir pozisyon var. Aynısı. Ya da geçen sezon Adana Demirspor maçında Mustera kurtarmış mesela ona benzer bir pozisyonu. Yani çok, çok kolay gol, değil. Bu ara çok gol oluyor o pozisyonlarda. Yani evet. direkt içeri içeri grup kapalı köşeye, yapıyorsun. kapalı köşeye vuruyor. Yerden giden top sanki hiç tehlike arz etmeyecekmiş gibi ama Kaleci'nin herhalde görüş açısında Şunlardan da problem oluyor. oluyor. İşte oyuncu içeri kat ettiği zaman hep aklına geliyor ayağının içiyle uzak köşeye vurması. Kaleci de onu düşünüyor. Oraya konsantrasyonu veriyor. Ama onun, o biraz daha çaprazdayken dikkat et. Fake atıp fake atıp girdiği zaman fake atıyor çünkü. iki tane Aynen. fake attığı zaman o vuruşu yapmıyor. Öyle bir vuruş çıkarıyor ki top üstüne yani yerden gidiyor top ve kalecinin kapadığı köşeye yani genelde sahana doğru gidiyor. Yerden gittiği zaman sanki bir tehlike yok ama dikkat et o fake attığı oyunculardan dolayı o topu görmen zorlaşıyor. Başlıyor, yani evet. her an oyuncuya çarpabilir, o tehlike olabilir diye kaleci de problemde doğru. kalıyor. Bir de şut atmasını beklemediği an. Çünkü önünde defans yapan bir defans oyuncusu var. Yani rakibe vurdurmak istemeyen bir oyuncu. Ekstra'dan çıktığı zaman da kaleci görmez. Ya yapacak bir şey yok o söylediğin toplarda giriyor çizgiden uzak köşeyi plase ediyor. Onu dün Arsenal maçında oldum mesela o evet, Galliano